Peki niye sizce bu kadar gençler arasında, hatta dinin bu kadar ortasında olan gençler arasında bunun artmasının sebebi ne? Deizmin artmasının sebebi ne sizce? Bunun tabii ki farklı sebepleri var. Önemli bir iki sebebini söyleyeyim. Çünkü burada sizin çok soru soracağınızı bildiğim Evet. için her soruya bir özet cevap vermek istiyorum. Bana göre bu her sorunun cevabı bir buçuk saat. Sizin bir yüzleşmeniz o kadar. Evet, Yani maalesef. ondan Ama çok onu sormak bilincinde istediğim bir soru olarak var. nasıl özetlerim diye düşünüyorum. Şimdi en temel sebebi bence internet ve sosyal medya. İnternet ve sosyal medyayla çok çok farklı fikirler herkesin evine giriyor. Ve insanların inançları genelde İslamiyet içinde böyle, Hristiyanlık içinde böyle, Çin'deki bir ateist içinde böyle, hepsi için böyle. İnsanlar genelde aileleri ve mahalleleri gibi inanıyorlar. Yani ciddi şekilde temellere sahip değil inançları. Fakat temellere sahip olmayan inançla yüzlerce yıldır sürdürülen inançlar, bir yandan bakıyor evinde, evinin içinden giren bir ekran üzerinden yüzlerce farklı fikirle insanlar karşılaşıyor. Yani günümüzde 15 yaşında bir delikanlı internete girdiğinde bir günde kendi dedesinin hayat boyu karşılaşmayacağı kadar İslam'la ilgili eleştiriye karşılaşıyor. Bir Hristiyan Hristiyanlıkla ilgili eleştiriyle karşılaşıyor. Bir ateist ateizm aykırı fikirle karşılaşabiliyor yine bir günde. Eğer ki bu kişiler inançlarını sağlam bir zemin üzerine oturtmadılarsa, temelle oturtmadılarsa, inançların tabii ki bundan sarsılması, sallanması mümkün. Ayrıca tabii ki İslam adına yanlış örneklerin ortaya çıkması da burada bence insanların İslam'dan soğuması önemli sebeplerinden biri. Yani ben birincisi interneti ve sosyal medyayı bir yere koyuyorum. Yani birinci sebep olarak ama ikinci sebep de İslam adına yanlış örnekler de daha çok görünür oluyor. Nedir? Mesela bir tanesi IŞİD, bir tanesi Evet, Taliban. kesinlikle. Kadınların çalışmaması, erkeklerle karışmaması gerektiğini, kamusal alanda güç kazanmaması gerektiğini savunan uygulama ve izahları var Taliban'la IŞİD'in. Birçok kimseler bunlara bakıp İslam budur diyorlar. Veya cemaatlerin içindeki dini paraya alet edilmesi, din üzerinden para kazanılması, güç menfaat kazanılması ile ilgili örnekleri görüyorlar. Yani bu IŞİD-Taliban gibi küresel çaptaki veya kendi ülkelerindeki menfaatle ilgili örnekleri görenlerin bir kısmı din adına yanlış uygulamalardan da etkileniyorlar, dinden uzaklaşıyorlar. Ama burada biz de tabii şunu söylüyoruz. Yani iş adamlarında çok yanlış örnekler görüyoruz. Zengin iş adamlarının nasıl işte çevreyi kirlettiğini görüyoruz. Sağlığa zararlı ürün ürettiklerini görüyoruz. İnsan sağlığına zararlı veriyoruz. Yani iş adamlarının yanlış uygulamaları yüzünden paradan soğuyan hiç kimse Evet, yok. Hiç gördünüz mü şöyle paradan soğuyan? Yani bu iş adamları çok üçkağıtçı oluyor deyip paradan soğuyan yok. Fakat din adamları üçkağıtçıdır diye dinden soğuyan görüyoruz. Din adamlarının içinde üçkağıtçılık çıkacağını söyleyen kitap Kur'an. Kur'an, din adamlarının haksızlıkla insanların parasını yediğini ne dikkat çeken bir kitap Tövbe suresinde. Aman bu olguya dikkat edin diye bunu gözlerimizin önüne söylüyor. Bu bir olgudur, doğrudur. Ama yapılması gereken bunun düzeltilmesidir. Yani bundan dolayı dinden soğumak değildir. Bir